Merhaba arkadaşlar. 19. haftanın kadrosunu kuracağız bugün. Geçen hafta kadromuz 92 puan aldı. Zaten çok sürpriz oldu. Geçen hafta pek herkes istediği gibi gitmedi. Ona rağmen baraj yüksek kapatmış. Neyse biz artık bu haftaya bakacağız. Ayın 13'ünde iki maç var. Kayserispor, Sivasspor ve Galatasaray Hatay. Galatasaray'ın Hatay'ı rahat geçeceğini düşünüyorum. Bu maçtan oyuncu alabiliriz. Kayseri, Sivas, dileyen girebilir. Sivas geçen hafta sanırım bay geçmişti. Antalya, Giresunspor, Antalya'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Adana, Ankaragücü, Adana favorimiz. Konya, Beşiktaş. Bu maça girmeyi düşünmüyorum. Trabzon, Başakşehir. Gel son Konya'nın da son maçları gollü geçiyor. Yine siz bilirsiniz. Trabzon, Başakşehir bu maçta bir zor. Ümraniye, İstanbulspor, Ümraniye kazanır. Kasımpaşa, Karagümrük maç gollü olur. Gaziantep, Fenerbahçe bu maça da pek girmeyi düşünmüyorum. Sakat ceza listesine bakalım. Transfer marketten bakıyorduk. O da nedense girmedi. Ben de şöyle bir site buldum. Bakalım burada bakacağım. Adana Demirspor, Kevin Rodriguez ve Belhanda bir maç cezalı, kart cezaları. Alanyaspor'da Famara sakat. Ankaragücü'den Gökhan Akkan sakat. Antalyaspor'dan Endao. Gacha ve Nakayma diye bir oyun sakat. Başakşehir Meslesi Biglia sakat. Beşiktaş'tan Cezzal, Kerem Atakan ve sakat Salih Uçan kart cezalısı. Fenerbahçe'den İrfan Can kırmızı kart görmüştü. İrfan Can kahveci ceza alıp João Pedro sakat. Galatasaray'dan Allah Allah. Yansen diyor. Matthias Ross sakat. Matthias Ross sakat. Kazımcan sakat. Emre Taşdemir sakat. Mertens sarı kart cezalısı. Gaziantep'te ise Abdülkadir Parmak sakat. Hatay'da Burak Öksüz sakat. İstanbulspor'da İslam Öztürk sakat. İbrahim Yılmaz cezalı. Karagümrük'te Efe Tatlı, Emir, Efe Can, Mızrakçı bunlar sakat. Çak neyse kart cezalısı. Kasımpaşa'da Faül cezalı. Petret de cezalı. Faül forvet oynuyordu. Son maçta Hayri Adanoviç'le birlikte oynatmıştı. Sanırım bu hafta Boğaziçi oynar diye düşünüyorum. Çünkü Ali cezalı. Kayserispor'da Nurettin ve Tiam sakat. Konyaspor'da Olcan Ülgün kart cezalısı. Sivasspor'da da James Apandigoye ve Paloli sakat. Trabzonspor'da Serkan Hasan, Durkan Tokyoz, Elin Vişça, Hüseyin Türkmen sakat. Victor Hugo cezalı. Ümraniyespor'da Alisson, Ali de Santos ve Oğuz Gürbulak ise cezalı durumda. Son ana kadar tekrar bakıp da kadro kurmakta fayda var diye söylüyorum. Galatasaray'dan alacağız ama stoper kim alacağız onu bir düşünelim. Adana Demirspor'dan stoper ve kaleye alsak daha iyi olur bu hafta. Dileyen Ümraniyespor'dan da alabilir. Ha, bir dakika. Bunlardan işi Joker'i bir kullanalım. Orta sahayı tebrikler, muhteşem 5'i çıktı. Ya bu ödülde lazım olacağı zaman çıkmaz. Bu maçta çıkıyor. Sistemimiz bu olsun. Adana Demirspor'dan alalım. Ertaç oynuyor biliyorsunuz. Ertaç alalım. Svensson. Bir de Semih Güler'i mi alsak acaba diye düşündüm. Aynen. Fiyat da uygun, Semih Güler'i alalım. Galatasaray başka hangi takımdan stoper alabiliriz? Antalya. Ümraniye'den alabiliriz. Antalya'da Ümraniye'yi düşünüyorum. Ümraniye'de pek güven olmaz gerçi ama.
Maalesef oyunumuz kastı. Neden kasıyor anlamadım. Tekrar başlatalım. Sanırım BlueStacks'tan dolayı oldu kasma. Biz oyuncuları tekrarlarız. Adana'dan Ertaç, Svensson ve Semih Güler. Ümraniyespor'dan alabilirsiniz stoper. Çok güvenmesem de alacağım. Kim alacağız abi, bu kadar vazgeçme oyuncusu var bunun ya. Bu adam da oynamıyormuş ya. Herhalde bunu alacağız. Onur Atasayar. Şöyle bir maç golü bir geleyim İbraniye'nin. İbraniye'nin kadroya bakmak lazım. Kim kırmızı kart görmüş ya? Anıl Demir. Esakat çizgisi, Anıl Demir kırmızı kart görmüş. Neden ceza olarak göstermedi? Bu seriye nasıl güveneceğiz vallahi bilemedim. Anıl Demir kırmızı kart görmüş. Ümraniyespor'da Popov alınabilir. Aynen. O Atasay dedi. Onur Atasay. İşte bunu da alabiliriz. Popov kaç para bir bakalım. Ben Popov alayım. İkinci alacak olursam stoper de, mesela yedek stoper bütçem yeterse Antalyaspor'dan alabilirim. Neyse. Ben bu hafta bir Umut Nayır'ı şöyle bir alayım. Unutmadan. Adana Demirspor'da cezalı kim vardı, ona bir bakayım. Burada Belhanda Kevin Rodriguez cezalı gözüküyor. Sanırım Onyekuru oynar. Cezalı gözükmüyor Onyekuru. Son ana kadar kadroları kontrol edeceğiz tabii, çünkü erken kuruyoruz. Bu hafta Adana'ya güvendim, İbrani'ye güvendim. Antalya'nın Hacı Wright'ı unutmayın bu arada. Hacı Wright'ı alalım. Galatasaray, Hatay, Galatasaray'dan kim alacağız? Vallahi bu hafta içeride oynar diye düşünüyorum. Duruma göre içeride de kaptan yapacağım. Duruma göre değiştireceğiz. Şimdi Galatasaray'dan kim arabilir? Tasa Kerem Aktürkoğlu gene oynar mı? Mertens cezalı dedik. Bak bu hala cezaları yazmamış mesela sistem. Mertens burada kart cezalısı olarak gözüküyor. Değil mi? Aynen. Pardon. Mertens gözüküyor. Biz Kerem Aktürkoğlu'nu alalım. Galatasaray alacak pek de oyuncu yok zaten orta sahada. İş yapabilecek. Ne demiştik? Ümraniye İstanbulspor, Kasımpaşa Karagümrük. Kasımpaşa'dan bir orta sağlayayım. Karagümrük'te gol atar ama Cagney yok bu hafta. Olacak iş değil. Hayradonovic var. O ne zaman atar? Mişem Koynes var. Eyserik var. Ben Eyserik alırım. Hoca olarak Okan'ı mı alsak? Yoksa Ümraniye'nin hocasını mı alsam? Tam bilemedim hoca. Ama ne yani, neyse Adana Demirspor'un hocasını alayım ya. Montella'yı aldım. Bir orta saha lazım bize. Karagümrük'ten Borini sakatlanıp çıkmıştı değil mi? Hala sakat mı bilemiyorum. Karagümrük'ten de alacak olsak kimi alırız? Kolley var. Önemli oyuncularından bir tanesi Kolley. Asist falan da yapıyor. Vallahi aslında iyi bir oyuncu. 4 maç oynamadı. Maç 56 dakika oynamış.
Bu maçta 64 dakika oynamış. Sanırım bu maçta da oynar diye düşünüyorum. Forvet olarak Kasımpaşa yedek forvetin Bauken olsun. Muhteşem beşli var değil mi? Şöyle takım bir kuralım. 1, 2, 3, 4. İstersen bir Adana Demirsporlu oyuncu daha alabilirmişim. Orta sahaya kim alabilirim? Ona bakıyorum. Antalyaspor, Galatasaray, Kayserispor'dan alabiliriz. Fenerbahçe var, Ümraniyespor var. Şöyle Ümraniyespor'un orta sahasına bakmak lazım. Havunu var. Geraldo. Şu 14 numara oyuncu bazı maçlarda iyi performans sergileyebiliyordu ama o. Alacaksak Ümraniyespor'dan 10 almak mantıklı, son maçlarda formda bir oyuncuydu kendisi. 5-25'imiz var. Sanırım daha reklamları izlemedim ben. Antalyaspor. Bünyamin Balcı var. Hemen alınabilecek bir oyuncu. Altı 25'lik bütçesiyle Bünyamin var. Başka kim alabiliriz diye bakıyorum. Sertel oynuyor mu? Bazı maçlarda oynatmıyordu. 62. 4-75. Cemil Sertel'i mi alsak? Rudiashov var. Veysel Sarı da zaman zaman etkili olan bir oyuncu Antalya'da. Ben Veysel Sarı'yı aldım. Şu an bir şey tamamladım. Reklamı izlemediğimi düşünüyorum. Bakalım şu reklam izlesin. Bütçe gelirse bir stoper alacağım. Pardon, stoper alacağım demişim. Kaleci alacağım. Ümraniyespor'un kalecisini mi seçmek lazım yoksa Antalyaspor'un kalecisini mi? Muhteşem 5'i kullanmadım bu arada. Evet, hala reklam hakkım varmış, 16. O zaman bu oluyor ki bir kaleci olabilirim. Reklamları izleyip bir kaleci seçeceğim. Antalyaspor ya da Ümraniyespor. Antalyaspor'un zaten kalecisi de uygun kendisi. Alperen oynuyor son maçta da biliyorsunuz. 2 liralık bir kaleci. Antalya sanırım Giresunspor'dan gol yemez diye düşünüyorum. Onun için onu alacağım. Ümraniyespor'u pek güvenemedim açıkçası. Serkan oynuyordu değil mi kalesinde? Son maçta Serkan oynamış olmalı. Evet. Antalyaspor'un kalesini alacağım arkadaşlar. Reklamları izleyip ondan sonra şöyle etkinliklerimizi bir yapalım beraber. Unutmadan. Futbol kağıdını yapacağız. Kayserispor veriyorum. Galatasaray diyorum. Antalya Giresun, Antalya Adana. Konya Beşiktaş. Valla bu maç beraberlik de olabilir. Ben beraberlik vereyim. Trabzon Başakşehir. Trabzon bu maçı kazanabilir. Ya da berabere de bitebilir. İki ihtimali bir maç bu da. Ümraniye. Kasımpaşa, Karagümrük. Kasımpaşa, ben Fenerbahçe diyorum. Trabzon'a verdim. 5-0'ın acısını herhalde. Başakşehir'de gerçi beraberlik ihtimali de çok yüksek bir maç. İnşallah bizi yanıltmaz.
Bu hafta Telegram bütçesi verir mi bilmiyorum. Verirse onu da deneyeceğim. Gerçi bütçeye de pek ihtiyacım yok. Hala reklamları izleyebiliyorum. Çünkü son kadromuzun son hali bu. Sizce nasıl oldu? Yorumlarda önerdiğiniz oyuncu varsa ekleyebilirim. Ben böyle düşündüm. Antalyaspor'un kalesini alacağım. Bütçem var. Reklamları izledikten sonra tabii ki. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Görüşmek üzere.